Şimdi dedik ki 14 Mayıs 28 Mayıs seçimleri ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar başladı. Değişim tartışmaları. O tartışmaların başında Sayın Ekrem İmamoğlu çekti ve daha sonra iktidar için değişim sitesini de kurdu. Bugün ona dair de bir haberimiz var. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha değişim tartışmalarının içerisine girdi. Değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var dedi. Zamanı geldi mi? 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki bu tartışma ve yerel seçimlere ilişkin konuştu. CHP'de yenilenmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım. Bizim yenilenmeye ihtiyacımız var. Nedir yenilenme? Örneğin parti tüzüğünün değişmesi lazım. Bunun için de zaten çalışıyoruz. Örgütlerin beklentisi nedir? Ne değildir? Onları alıyoruz gerçekten örgütün de çok mutlu olacağı güzel değişiklikler yapacağız ve hayata geçireceğiz. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde çok iyi sonuçlar elde edeceklerini söyledi. İttifaklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimlerde çok iyi performans yakalayacağımıza inanıyorum. Pek çok çalışmayı belli bir noktaya getirdik. Aday belirlemelerimiz de iyi olacak. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Diğer siyasi partilerle işbirliği merak ediliyor. İlerleyen zaman içerisinde işbirliği de gündeme gelebilir, gelmeyebilir. İşbirliği olursa bu Türkiye genelinde her yerde değil. Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından hem kendisine hem de partisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. "Ön yargıyla yaklaştığınız zaman eleştiri eleştiri olmaktan çıkıyor." yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu "Siyaseti nereye kadar götüreceksiniz?" sorusunaysa buna cevap vermek istemem." dedi. "Eksiğimiz de yanlışımız da olabilir ama eleştirinin de sizi doğru yöne yöneltecek çerçevede olması lazım. O zaman biz eleştiriyi de eleştirilerine de saygı duyarız." eleştiri tamamen hakaret boyutuna, daha doğrusu hakaret içeren bir yazıya ya da bir söyleme dönüşüyorsa bu eleştiri olmaktan çıkıyor, ön yargı oluyor.